Selam herkese, benim elime tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazarlarına çok yakışacak 3 farklı meyve nail art yapacağız. Bunlardan ilki limon tırnaklar. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız limon konseptli paylaşımlarımı görmüşsünüzdür. Hadi şimdi hep birlikte nasıl yapıldığına bakalım. Olmazsa olmaz aşamamız baz oje. Baz ojeyi mutlaka her ojenin altına, her nail artın altına uygulamalısınız. Özellikle bunun gibi sarı ojeler, yeşil, kırmızı, mavi gibi pigmenti yüksek olan ojeler tırnağınıza renk transferi yapar ve sararmasına neden olur. Bu sebeple en başta bunu uyguluyoruz. Ben tırnaklarımı bu şekilde çıplak kalmasını istedim ve nail artı bütün meyve desenleri boş tırnağımın üzerine uygulamaya karar verdim. Ve taşan ojeleri temizlemek için bazen tırnağımdan yardım alıyorum. Limon desenlerini nail art fırçamla yapıyorum. Yapımı aslında çok kolay. Parantez açıp parantez kapatmak şeklinde düşünebilirsiniz. Birleşim noktalarını biraz uzatırsanız limona benzeyecektir. Ve seçtiğiniz yeşil rengi yaprak yapmak için kullanacağız. Bazen ikili, bazen tekli yaprakları dilediğiniz şekilde yerleştirin. Ben bu kullandığım renklerin bir açık tonuyla da aydınlık ışık vermek istedim. Bu şekilde çizimleriniz çok daha gerçekçi görünecektir, daha tatlı olacaktır. Tırnaklarımın boş kalan kısımlarına ise minik noktalar konduruyorum. Daha bütünsel görünüyor. Bu arada tırnaklarınızın kenarlarına yarım limonlar da çizerseniz çok daha gerçekçi görünecektir. Ve işte bu kadar. Yapımı gerçekten çok kolay ve görüntüsü inanılmaz hoşuma giden nail artlardan bir tanesi oldu. Tabii ki top coat aşamasını atlamayacağız hiçbir şekilde. Bu hem nail artınızı daha kalıcı yapacak, hem desenlerinizi daha homojen gösterecek. Tatam nasıl oldu? Benim inanılmaz hoşuma gitti. Umarım siz de benimki kadar beğenmişsinizdir. Hadi şimdi gelin bir sonraki nail art'a. Bu kez şeftali nail art'ı yapacağız. Bu şeftaliler bizim bahçemizde yetişen şeftaliler. Kalp formunda yapacağız. Yine yapımı çok eğlenceli nail art'lardan bir tanesi. Bunun için her zamanki gibi baz ojemi kullanıyorum. Bu desenleri de tıpkı limon tırnaklarda yaptığım gibi çıplak tırnaklarımın baz ojenin üzerine uygulayacağım. İki farklı ton tercih ettim. Siz de böyle şeftali tonlarında iki farklı oje kullanabilirsiniz. Tek renkte seçebilirsiniz. Yine nail art fırçası kullanarak yapacağız. Limon deseninde parantez aç, parantez kapat şeklinde yapmıştık. Şeftalide ise kalpler çizeceğiz. Yine tırnağınızın genişliğine, uzunluğuna bağlı dilediğiniz boyutlarda kalpler çizin. Biraz aralık bırakın. Hem büyük, hem küçük, hem açık renkli, hem koyu renkli dilediğiniz gibi şeftalileri yerleştirin, kalplerinizi çizin ve içini doldurun. Ve yapraklarını çizeceğiz. Dilediğiniz bir yeşil ojeyi yine bir kağıda damlatın. Ben P2 ojesini kullanacağım. Bu sanırım bana Almanya'dan gönderilmişti. Öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Dilediğiniz tonda bir yeşil ojeyi alın ve bu kalplerin tam ortasına minik çizgiler konduruverin. Şeftalinin yaprağı olacak bunlar. Deseni bu şekilde de bırakabilirsiniz ama ben biraz daha illüstratif görünmesi için, daha çizgi karakterli olması için dışını çerçeveleyeceğim. Kahverengi bir oje seçtim ve bu kalp formunu daha belirgin hale getirmek istiyorum. Yine kalp şeklini çiziyorum ama ortadaki çizgiyi biraz daha aşağı doğru kaydırıyorum. Bu şekilde daha çok şeftaliye benziyor. Bu arada siz kalp formu yapmayabilirsiniz. Kalp formunu biraz daha yuvarlak hale getirirseniz daha çok şeftaliye benzeyecektir. Bu şekilde bütün desenleri çerçeveliyorum. Yapraklarını da aynı şekilde çerçeveleyeceğim. Ve tıpkı limon tırnaklarda yaptığım gibi yine boşluklara minik noktacıklar konduruyorum. Bu şekilde çok daha bütünsel durduğunu düşünüyorum. Siz yapmayabilirsiniz. Tamamen göreceli. Nasıl isterseniz o şekilde tasarlayabilirsiniz. En tatlı aşamalardan biri
Işık aşaması, beyaz ojeyi kullanarak ışık düşen bölgeleri açığa çıkarmak üzere bu yansımaları çiziyorum. Çok daha gerçekçi görünüyor. Gördüğünüz gibi böyle yuvarlak formlu olan bölümü hafif C harfi şeklinde yansıma veriyorum. Şeftalinin o yuvarlak formunu daha çok açığa çıkarıyor. Bunu atlamayın bence. Çok daha güzel görünecektir nail art'ınız. Sıra hangi aşamada dersiniz? Tabii ki top coat aşaması. Nail art'ımız bittiğinde mutlaka top coat sürüyoruz. Eğer mat durmasını istiyorsanız mat cila da uygulayabilirsiniz. Güzelce top coat'umu da sürüyorum ve nail art'ım hazır. Bunu da günlerce çok severek kullandım. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer denemek isterseniz ve yaparsanız fotoğraflarını çekip benimle paylaşmayı unutmayın. Hadi gelin şimdi bir sonraki nail art'a. Bu kez yine bahçeden seçtiğim kirazları yapmak istedim. Bahçe meyveleri nail art'ı videosu oldu. Aslında limon ağacımız da var ama limonlar henüz çok olgunlaşmamıştı bu videoyu çekerken. Şu anda lime gibi görünüyor. Umarım biraz daha sararırsa onu da ayrı bir videoda tekrar size gösteririm. Hadi gelin şimdi nail art'a başlayalım. Bu kez baz oje yerine hafif saydam yapılı başka bir oje sürmeyi tercih ettim. Biraz daha değişik olsun istedim. Böyle rakı beyazı gibi değil de hafif krem yapılı bir oje. Kirazları bunun üzerine uygulayacağım. Taban ojemi bir kat sürdükten sonra kiraza çok yakışacak bir kırmızı ton seçiyorum ve yine bir kağıda damlatıyorum. Noktalama kalemleri kullanabilirsiniz nail artlar için ama ben Tatoka kullanarak yapacağım. Ucu yuvarlak olan herhangi bir objeyle bu deseni rahatlıkla yapabilirsiniz. Birbirine yakın iki tane nokta konduruyorum. Yine belirli aralıklarla bu deseni çiziyorum. Tırnaklarınızın boyutuna göre istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Kirazlarımızın sapları için de şöyle koyu tonlu bir yeşil tercih ettim. Siz siyah da kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için yine ince uçlu nail art fırçamı kullanıyorum. Kullandığım bütün nail art fırçalarının olduğu linke açıklama bölümüne ekliyorum. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ters V harfleri çiziyorum. Yapması çok kolay. Görüntüsü de bir o kadar tatlı. Şuradaki boşluğa bir kiraz daha yerleştiriverdim. Yapraklarını daha açık renkli bir yeşille çiziyorum. Hemen V harflerinin uç kısmına yaprakları konduruyorum. Bütün modellerde yaptığımız gibi ışığı unutmayalım. Beyaz oje ile kirazlarımın üst köşesine noktalar konduruyorum. Bu ışık yansıması daha gerçekçi ve daha güzel gösterecek nail art'ınızı. Sıra geldi son aşamaya. Top coat'umu da sürüyorum ve nail art'ım hazır. Bu kez aralara minik noktalar kondurmadım çünkü kirazların kendisi nokta noktaydı. Çok da karışık görünmesini istemedim. İnanılmaz tatlı bir nail art oldu. Peki siz bu üç arasından en çok hangisini sevdiniz? Aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Benim inanılmaz hoşuma gitti. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben çekerken inanılmaz keyif aldım. Her bir nail art'ı da günlerce elimden çıkaramadım ve üçünü bir araya getirdim sizin için. Yazarlarına çok yakışan nail art'lar oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. O halde herkese kocaman sevgiler.